Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, İstanbul'da partisinin gençlik kolları tarafından organize edilen gençlik buluşmasına katıldı. Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarının değerlendirildiği programda gençlerin sorularını cevaplandıran BTP lideri çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Haydar Baş geldi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, partisinin İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Kartal'da düzenlenen programda gençler Türkiye'nin ve dünyanın sorunları ve bu sorunlar üzerine Bağımsız Türkiye Partisi liderinin getirdiği çözümlere ilişkin sorulan sorulara cevap verdi. Hocam biz sizden şunu öğrendik. Asker ve devlet önemli iki kurum. Vatanın ve milletin olması gereken önemli iki kurum. Bu iki kurum olmazsa millet ve bizler korumasız kalacağız, sahipsiz kalacağız. Bunların yok olması demek bizim yok olmamız demektir. Ve bizim bir tane daha devletimiz yok, kaçacak bir yerimiz de yok. Ehlibeyt açılımı olsun, insanların refahı için uğraşıp ortaya koyduğunuz milli ekonomi modeli olsun. Bunlar çok olağanüstü şeyler. Allah'ın dinine bu kadar sahip çıkan insana da işte Allah bu insanlara da böyle eserler sunma imkanı sunuyor. Bir insan boyu kadar eseriniz var hocam. Bu eserlerin kaynağının da böyle olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olan insanlar bugün Amerikan emperyalizmin, İsrail Siyonizminin yanında olan insanlardır. Çok büyük karışıklıklar oldu ve bazı insanlar gelip dediler ki İmam Ali'ye, ey Ali, biz seni halife yaparız. Biz seni halife yapalım. Ama sen şu an kurulu olan düzeni bozma. Hazreti Ali'den bunu istediler ve Hazreti Ali bunu kesinlikle reddetti. Bu aynı nasıl o insanlar Hazreti Ali'nin Allah'ın adaletiyle davranacağını biliyorlarsa bence bugün de güç sahibi insanlar, medyayı kontrol eden insanlar hocamızın nasıl adaletle davranacağını bildikleri için onu gizliyorlar. Bu 3-5 yıllık değil bence 20 yıllık veya 30 yıllık süre gelen bir süreç. Programa kurmaylarıyla birlikte katılan BTP Genel Başkanı da kritik değerlendirmelerde bulundu. Kendisi hakkında son günlerde bazı basın yayın organlarınca yeniden ısıtılan Rusçu olduğu iftirasına cevap veren Haydar Baş şunları söyledi. Bu adamlar geldi diyor ki Haydar Hoca dünyada bir tanedir. Asıl hazmedemedikler. Bu dini noksanlıklarını bildikleri için de bir arayış içine girmişler. Viktor Volkonski diyor ki hiçbir zaman diyor Rusya'da dinle devlet barışmadı. Hep savaştılar aralarında devamlı. Ama hocanın, Haydar Hoca'nın sistemi bunları barıştırıyor. Bizim bir beraber olmamız için de bu sisteme ihtiyacımız var. Bunu söylüyorlar. Ve gerçekten de gerek avam tabakasından yani halk tabakasından, gerek siyasi kadrolardan, gerek ilim adamı kadrolarından yüzler, binler, on binler Müslüman oluyor. Olmaya başladı, devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, ben onlardan hiçbir şey almadım. Bunun ispatı da Haydar Hoca sen Rusya'dan şu görüşü aldım getirdim bize öğretiyorsun dediğiniz bir görüşüm var mı benim? Hayır. Yok değil mi? Evet. Peki tam tersi doğru. Benim onlara söyleyeyim onların hayata geçirdiği Haydar Hoca'nın görüşü var mı? Var. Peki onlar mı Haydar Hoca'cı oldu? Haydar Hoca mı Rusça oldu? BTP lideri seçim dönemine damga vuran asgari ücret konusuyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Şunu söyledim. Ben 5000 lira veririm çünkü benim kaynağım var. Bunlar 1300 lirayı veremez çünkü kaynakları yok. Şayet bunlara oy verirseniz çok büyük yanlış yaparsınız. Niye? Kaynaklar olmadığı için gelir lazım ona. O zaman vergi üstüne vurulacak, zam üstüne zam yapılacak, ceza üstüne ceza. Atıyorum, buradan oraya geçerken yaptığın yanlışlıkta 100 lira veriyordun, 500 lira vereceksin. Öyle değil mi şu anda? Ama beni dinlemediniz,
Gittiniz 1300 liraya talim ettiniz. Şimdi işçi arkadaşlarımızı sigortasından dolayı çalıştığı yerler dışarıya atıyor. 1300 lira veremiyor adam. Peki biz ne yapacaktık? Bizim yapacağımız ne veriyordu? 1000 Türk lirası gene vermeye devam edecek. 4000 Türk lirasını devlet baba eliyle o iş yerinde çalışan vatandaş için verecekti. Anlatabildim mi? Evet. Bunu halkımız istemedi, elinin tersiyle reddetti. Ötekini istedi, şimdi başını belaya koydu. Ben kaynakları söylüyorum. Onlar diyor ki 2023 yılına kadar bu kaynakları kimse işleyemez. Şimdi Artvinli kardeşim diyor ki bizim dağda kimse maden çıkartamaz. Halbuki diyecekti ona çıkartamaz değil. 2023 yılına kadar burada sen hiçbir şey yapamazsın. Niye kendileri söyledi? Öyle değil mi? Evet. Türkiye'nin değil, dünyanın karnının doyması, sırtının giymesi, huzura kavuşması, anarşinin bitmesi için muhtaç olduğu kapı burasıdır. Programın sonunda BTP liderine gençler adına plaket verildi. Değerli üstadım, İcmal gençliğinin milli ve manevi olarak gelişmesine katkıda bulunduğunuz için size şükranlarımızı arz ediyor, saygılar sunuyoruz.